Merhabalar, ben Selin, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün sizlerle yeni bir videoya başlıyoruz. Peki bugünkü videomuzun konusu ne? Bugünkü videomuzun konusu Altınbaş Öğrenci Yurdu. Evet, biliyorsunuz ki üniversitemizin Altınbaş Öğrenci Yurdu diye Mahmut Bey kampüsünün yanında bir yurdu var, özel bir yurdu. Bugün onun hakkında biraz konuşacağız. Bunun hakkında da çok soru alıyorum. Bu yıl kalacak olanlar, daha önceki süreçte kalmak isteyenler vesaire tarzında. Dedim ki böyle bir video da çekeyim. Benim deneyimlerim nelerdi, olanakları neler, benim memnun olduğum şeyler, olmadığım şeyler nelerdi bu yıl adına. Bunlardan bahsedeyim. Size yine bir sürü şey hazırladım. Yani bu iki video da yapabilirim biraz kısa olması adına. Bakalım, bakacağız. Sorumun gidişatına göre ben ne kadar konuşuyorum yine. Bunu bir ölçeceğiz, tartacağız. Ona göre karar vereceğiz. Peki bugün nelerden bahsedeceğim kısaca? Onlardan bahsedeyim. Çamaşırhane hizmetinden, ütüden, spor salonundan, konumundan, ulaşımından, imkanlarından, oda arkadaş seçim durumundan, odalarından, çalışma odaları, mutfak, ortak alanlar, odalar neye göre ayarlanıyor, oda değişikliği sonradan nasıl oluyor, temizlik, bargo durumu, su durumu, sebil var mı yok mu vesaire gibi. Odada bulundurulmaması gereken şeyler, oda kartı, yemekhane hizmeti, öğrenci mutfağı, shuttle saatleri vesaire gibi bazı şeylerden bugün sizlere bahsedeceğim. Diğer kısmını daha sonra çekelim diye düşünüyorum. O yüzden şu anda konu karıştırmıyorum. Diğer kısmı da avantajları, dezavantajları kısmı. Bir sonraki videoda da bu yurdun avantajlarını, dezavantajlarını benim adıma bunları değerlendireceğiz sizlerle. Şimdi öncelikle neyden başlayalım? Tek tek yurdun bölümlerinden başlayalım. Hayır, konumundan başlayalım. Şimdi şöyle ki, yurdun konumu aslında sizin ne beklediğinize göre değişir. Çok kişi yurdun konumunun kötü olduğunu söylüyor. Ama şöyle bir durum var. Aslında tamam, Bağcılar'da ama Bağcılar'ın elit bir kısmında kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Mahmut Bey ilçesi Bağcılar'ın biraz daha farklı. En azından kendi çevresi adına söyleyeyim. Yani okulun yanı, okulun karşısı vesaire, o yurda yakın yerler bir tık daha öğrencilerin yaşadığı yerler. Yani o rezidanslarda da genelde öğrenciler kalıyor zaten, okulun karşısında olanlarda. Ama şöyle bir durum var. Eninde sonunda Bağcılar'dasınız. Yani çok bir şey bekleyemezsiniz. Mesela gece biz duyuyorduk yani arabadan bangır bangır seslerle keko insanlar. Söyleyemedim işte, anladınız. Öyle insanlar geçiyordu mesela. Ama biz bunlara alışmıştık artık, yani yapacak bir şey yok. Yani Bağcılar'da ne bekliyorsunuz? Yani ne olabilir maksimum? Ama tabii bunun bir avantajı da vardı. Şöyle düşünün. Yine de İstanbul'un merkezi bir yerindesiniz. Yani bir yere gitmek isteseniz ulaşımınız gayet rahat oluyor. Mesela diyelim ki Mecidiyeköy Mahmut Bey metrosuna bindiğinizde, özellikle gündüz saatlerinde gayet Mecidiyeköy'e, Beşiktaş'a çok kısa sürelerde gidebiliyorsunuz. Yarım saatte Mecidiyeköy'desiniz, 40 dakikada Beşiktaş'tasınız. Böyle avantajları var. Yani ulaşım açısından zor bir yerde çok bulunmuyor. Ya da mesela biz ne yapıyorduk? Marmaray'la mı döneceğiz diyelim. Kızlarla Bakırköy'e kadar geliyorduk. Daha sonra bizim okulun karşısında bir durak var. 98 M oradan geçiyor Bakırköy'den. Belli saatlerde geçiyor. Saat başı gibi düşünebilirsiniz. İşte saat 8'de, saat 9'da, saat 10'da, 11'de gibi saat başı geçiyor. Kendimiz ona göre ayarlamaya çalışıyorduk. Oradan mesela 98 M'ye biniyorduk. Saat 11'de de binsek, yani gece 12'de yurda da dönsek hiçbir sıkıntı yaşamadık yani biz geçen yıl. Gayet güvenliydi bence, güvensiz değildi. 98 M ile yurdun önüne kadar geliyorduk. Zaten son durağı bizim yurdun orası. O yüzden bir sıkıntı çıkmıyordu. Ulaşım çok parlak değil. Ama İstanbul'da dediğim gibi ulaşım da önemli, konumu da önemli. Buna hak verebilirim sizlere. Konumu çok mükemmel diyemem. Ama en azından merkezi bir yerde. Yani gündüz sizin adınıza ya da gece çok geç saatlere kalmazsa rahat bir şekilde ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Bu açıdan iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani şimdi düşününce benim kayakam şu anda Büyükçekmece'ye çıktı ve oradan nakil aldırmaya çalışıyorum kendimi. Düşünsenize, yani Büyükçekmece'deki yurt mu yoksa bu yurt mu? Tabii ki de bu yurt yani. Büyükçekmece'den nasıl gideceksin oraya buraya? Çok zor. Yani demek istediğim, yurdunuzun kıymetini, değerini bilin. Eğer Altınbaş'ta hem hazırlığa yakın olsun ya da gidip gel yapayım ya da işte mühendislik ya da mimarlık okuyorum, üniversiteme yakın olsun diyorsanız, bu yurtta kalmak istiyorsanız, yani konumunu bu şekilde açıklayabilirim size. Ben şahsen yurdumdan memnunum ama hani tabii bu durumun şöyle bir etkisi de var. Şunu unutmayın, şu çok önemli bir kısım bence. Eğer bir yurtta oda arkadaşlarınızı seviyorsanız unutmayın ki o yurt size mükemmel ötesi gelir her zaman için. Oda arkadaşlarınız, bir yurdu güzel yapan en büyük şey oda arkadaşlarınızdır, sizin arkadaşlarınızdır. Çünkü düşünsenize, uyumaya gittiğinizde mutlu bir şekilde giderseniz, arkadaşlarınızın varlığı biliyorsanız, bunlar size çok güzel şeyler katar ve o yurdu size mükemmel hissettirir. Dediğim gibi bu yurdun en büyük dezavantajlarından biri ne yazık ki konumu. Ama konumu da aşamayacağınız şeyler değil. Ben bir yıl kaldım, bir yıl daha kalsam kalırdım. Gelelim çamaşırhane olayına. Çamaşırhane olayı şöyle. Kızların ve erkeklerin günleri ayrı. Şöyle, mesela pazartesi, çarşamba, cuma, pazar kızların. Pazar yok. Pazartesi, çarşamba, cuma kızların. Salı, perşembe, cumartesi de
erkeklerin oluyordu diye hatırlıyorum. Pazar günü yok, çamaşır veremiyorsunuz. File almanız isteniyor sizden. Ya aşağıdan gidip satın alabilirsiniz. Yani yurtta da file satılıyor. Biz oradan almıştık. Ya da kendi filenizle getirebilirsiniz. Bez file oluyorlar genelde. İki tane almıştım. Ben bir renkler için, bir siyahlar için. Aynı anda iki tane file verebiliyorsunuz. İsterseniz daha fazla da verebilirsiniz. Ama unutmayın ki ayda 4 tane file hakkınız var. Eğer bunu geçerseniz belli bir miktarda para ödüyorsunuz. Çamaşırhane şekli böyle. Genelde sabah verirseniz akşama kadar çamaşırlarınız çıkıyor, alabiliyorsunuz. Ama öğleden sonra verirseniz genelde bir sonraki güne kayıyor. Yani pazartesi verdiyseniz çarşambaya kayıyor. Böyle bir durum var ne yazık ki. Dediğim gibi öğleden sonra çamaşır vermemeye çalışın. Yoksa çamaşırlarınız size kadar çıkmıyor yani. Kurutma da yapıyorlar çünkü. Kurutma ile çamaşır uzun sürüyor. Sıra bekliyorsunuz orada. Saatlerini yazıyorsunuz. Hangi saatte attıysanız ona göre ablalar sırayla atıyorlar sizin çamaşırlarınızı. Öyle bir durum var. Ütü de var aşağıda. Ütü de kullanabilirsiniz. Yani biz pek yapmıyorduk ütü açıkçası. Ama aşağıda ütü var. Ütüyü kullanabilirsiniz. Hemen çamaşır odasının yanında. Yine aynı katta -3'te spor salonu var. Ben spor salonunu da çok fazla kullanıyordum açıkçası. Çok fazla kullanan da var. Sizin işinize yarayacak bütün aletler var. Koşu bandı, işte eliptik bisiklet, işte erkekler için ağırlıklar. Siz de kullanabilirsiniz o ağırlıkları. Bir sürü imkan var diyebilirim size spor salonu konusunda. Onu gayet rahat kullanabilirsiniz. Benim odalara, odalar zaten aşırı konforlu, bunu biliyorsunuzdur. Gayet güzel dolabınız var. Dolabınız gayet geniş. Şöyle bir sıkıntı var. 2 kişiliklerde benim kaldığım 4 kişilik odada bu yıl. Bizim odalar bu yıl bölünmemişti, ön taraflar. Şu an bölünmüştü, birleştirilmemişti. Şu an ön taraflar 2 kişiliğe döndü. Muhtemelen fiyatlarına göre onları da ayarlamışlardır. Bir taraf daha pahalıdır, bilmiyorum. Benim şansıma odanın küçük olan dolap kısmı gelmiş. O yüzden birazcık üzgündüm diğer arkadaşlarıma göre. Çünkü diğer arkadaşların dolapları daha büyüktü. İki taraf, karşı iki taraf. Bizim iki taraf küçük dolapların olduğu kısımda. Ama olsun, yine de çok küçük değil yani tabii ki de. Ama eğer o odaya, bu dolapların büyük olduğu odaya denk gelirseniz ya da ona neye göre ayarlar bilmiyorum. Belki fiyatı fazla. Dolaplar bayağı büyük. Yani ne kadar yaşansınız olursa olsun dolapları dolduramazsınız. Bu konuda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi şöyle ki, çalışma odaları çok çok yararlı. Hem mimarlık odaları var, mimarlık öğrencileri için, hem çalışma odaları var. Ben bütün yılımı çalışma odasına geçirmiş bir insan olarak şöyle söylüyorum ki, çalışma odaları çok çok konforlu ve çok çok yararlı. Yani bir eksiği yok. Mesela ben şu an bu yıl ön tarafta kalıyordum. Ön taraf zaten çok çok avantajlı bu arada oda açısından. Yani bu yıl kalsam yine orada kalırdım ama şöyle bir sorun oluyor. Ne yazık ki aşırı sıcak oluyor oda gündüzleri. Yani güneşi hep aldığı için akşamüstü de sıcak, sabah da sıcak, çok sıcak olduğu için oda kışın dahi çok sıcaktı. O yüzden ben hep aşağıda zaman geçiriyordum genelde. Mimarlık odası mesela ders çalışmak için muazzam bir yer. Masaları aşırı büyük. Yani şakasız şu kadar falan bir masanız var. Mimarlık öğrencileri için aslında ama orası çok fazla kullanılmıyor. Yani o kadar mimar yok herhalde yurtta, bilmiyorum. O yüzden ben sabahları falan hep orada zaman geçiriyordum. Ya da kütüphaneye gidiyordum, kütüphanede zaman geçiriyordum. Videomu da orada izliyordum. Zaten kahvaltımı sabah aşağıda yapıyordum. Her sabah kahvaltıya fix inerdim yani ben. O yüzden ben çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Mimarlık odasını ve çalışma odaları çok çok yararlı. Gerçekten çalışma yeriniz, ödev yapmak için vesaire, sınava çalışmak için çok yeterli ve güzel. Mutfak nasıl? Öğrenci mutfağı ve yemekhane kısmı. Yemekhane kısmı şöyle, öğrenci mutfağı ile yemekhane kısmı birleşik gibi bir şey. Kocaman bir alan zaten, biliyorsunuz ki. Yemekhane kısmında yemek çıkmıyor. İsterseniz bir gün öncesinden isminizi yazdırıyorsunuz ve ona göre akşam yemeği hazırlıyorlar size diyebiliyorum. Kahvaltıda isminizi yazdırıyorsunuz ablalara. Ona göre akşam yemeği hazırlıyorlar. Hiç almadım, bilmiyorum yani, ona ekstra para vermedim. Ama kahvaltısından gayet memnundum. Yani bir çeşit yoktu, hep aynıydı. Salatalık, peynir, işte bal, reçel gibi şeyler vardı. Her sabah aynıydı. Bir de çarşamba günleri menemen çıkartıyorlardı ekstra olarak. Ama gayet güzeldi yani kahvaltıları. Ben açıkçası sabah kahvaltısında olmasaydı zorluk yaşardım diye düşünüyorum. Her sabah fix yani kahvaltıya iniyordum. Ben alışmıştım gayet. Normalde pek peynir, ekmek, zeytinle kahvaltı yapmıyordum ama alışmıştım yani, memnundum kahvaltısından da. Öğrenci mutfağı kısmı da gayet yeterli. Bir sürü ocak var, mikrodalga var, kettle'lar var, bir sürü. Gayet güzel orası. Daha zaten ablalar hem sabah hem akşamüstü gitmeden bir tur temizliyorlar. Yani günde iki kere temizleniyor gibi düşünebilirsiniz. Yani o kadar kişiye tek bir mutfak var ama yani ablalar hem sabah hem akşam temizlemeye çalışıyorlar. Tabii ki akşam yemek saatlerinden sonra mutfak çok pis oluyor. Gayet normal, düşünün orada belki 500 tane kız kalıyor. Kaç tane insan yemek yapmak isteyebilir? Tamam, çok olmuyor bu insan sayısı da yine de orada bir sürekli sirkülasyon var, yani öğrenci sirkülasyonu. O yüzden pek temiz kalmıyor.
gece. Ama yine de dediğim gibi sabah erkenden temizliyor ablalar, kahvaltı saati başlayana kadar. Daha sonra gitmeden önce de bir tur temizliyorlar. Hani maksimum o kadar olabilir diye düşünüyorum ben zaten. Yani o kadar temizlenebilir. Ablalar yine bayağı temizliyor bence. Onun dışında öğrenci mutfağı akşam saatlerine çok kalabalık oluyor. Akşam 7 gibi, 6 gibi falan. O yüzden eğer yurttaysanız ve yemek yapacaksınız daha 5 gibi saatleri tercih edin bence yemek yapmak için. 6-7 gibi insanlar okuldan gelmeye başladığı için artık çok yoğun saatler oluyor. Çok fazla ocak sırası beklemedim açıkçası. Hep bir şekilde bir ocak, iki bir ocak boştu ama gibi o saatlerde kalabalık oluyor diyebilirim. Haberiniz olsun. Öte kalanlar şöyle. Aşağıda langırtların olduğu, santrançın olduğu, böyle kocaman koltukların olduğu falan bir yer var -3'te. Oraya sadece pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gidebiliyorsunuz. Yani size çamaşır günlerinin ve spor günlerinin açık olduğu saat günler bunlar. Bize spor günleri de böyle açıktı. Haftada 4 gün açıktı bize. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar. Pazar günü sabahtan bize açıktı. Akşam erkeklere açıktı. O -3. kat. Ama pazar sabahtan bizim de. Onun dışında pazartesi, çarşamba ve cuma 24 saat kızlara açık orası. Çamaşırhanede spor salonu kısmı da. Dinlenme odası, hobi alanı kısmı da. Aynı şekilde pazartesi, çarşamba, cuma bize açık yani. Ben hiç orasını kullanmadım ama kullananlar vardı. Böyle hani akşam muhabbet etmeye gidenler, kahvelerini alıp işte kahvelerini yapıp oraya gidip konuşanlar vesaire oluyordu. Yani biz gitmiyorduk kızlarla hiç ama kullanışlı bir alan yani. Biz daha çok kış bahçesine falan çıkıyorduk. Kapının önünde böyle kış bahçesi var, kapalı cam mekanlı. Orasını kullanıyorduk genelde. Böyle bir muhabbeti olsun, işte sigara olsun vesaire. Ben sigara kullanmıyorum ama çıkıyorduk yani arkadaşlarımla. Ya da dışarıda masalar oluyor. Orada oturuyorduk yazın. Havalar daha soğumadan ilk yeni gittiğimiz zamanlar. Böyle tam herkesin dışarıda olduğu dönem. O dönem çok güzeldi yani. Mesela hani bizim de diğer odalarla kaynaştığımız, daha böyle fazla arkadaşlarımız edindiğimiz bir dönemdi. İlk okula gittiğimiz zamanlar. Dışarıda masalarda falan oturuyorduk yani güzel oluyordu gece 12'ye 1'e kadar istediğiniz kadar otur yani. Oradaydık yani biz akşamları böyle havalar soğuyana kadar. Güzeldi bence. Yani kış bahçesi ve bahçe olanakları da gayet güzel. Yalnız sebil falan yok. Suyunuzu kendiniz almanız gerekiyor. Ziya okulun arıtması var kış bahçesinin içinde. Litresini 1 liraya alıyordun. Bu yıl ne kadardır bilmiyorum. Oradan dolduruyorduk 5 kiloluk boş bidonla gidip. Ya da hemen yurdun karşısında bir bakkal var. Patlı bir bakkal cevabı var hatta. Bize hep ucuz su getiriyordu bütün öğrenciler oradan aldığı için. Oradan su getiriyordu. Oradan da su taşıyorduk hemen yurdun karşısında zaten diye. Yani güzeldim. Kargolara geçtim hemen. Kargolarınız ne yazık ki ancak siz geldiğinizde sizi arıyorlar. Kargocu diyor ki ben böyle böyle geldim aşağı iner misiniz? Ancak bu şekilde alabiliyorsunuz kargonuzu. Onun dışında güvenlikçi abiler kargoyu almıyorlar yani. Aslında kendilerince de haklılar çünkü bir sürü öğrenci var. Hangi birinin kargosunu alacaklar? Hem erkek hem kız. Ama yine de bilmiyorum yani ben... Bana çok garip gelmişti bu olay. Yani çok hiç tasdiklememiştim. Herkesin kargolarının durabileceği bir yer olabilir. Yani koskocaman yurt sonuçta. Ben her zaman her kargom geldiğinde yurtta olamam ki. Ne yapacağım yani? Hep durumda da arkadaşlarımız falan arıyorduk. Yurtta eğer bir arkadaşımız varsa o an olan. Onu alıyorduk. Onu arıyorduk. Ona aldırıyorduk. Yani kargomuzu böyle yapıyorduk. Kargolara birazcık sıkıntı açıkçası. Ama yani diğer yurtlarda da muhtemelen böyledir. Hani onun sorumluluğunu almamak istemiyorlardır. Sizin kargonuzun sorumluluğunu. Onlar da kendilerince haklılar aslında. Kargo muhabbeti böyle ama güvenlikçi abiler çok tatlılar. İkisi de gerçekten dünya tatlısılar. Çok ilgililer güvenlikçi abilerimiz ve çok iyiler. Bunları söylemeden geçemeyeceğim. Çok samimi insanlar yani. Temizliğe geçiyorum buradan. Temizlikte oda temizliğine daha doğrusu. Oda temizliği şöyle oluyor. Haftada bir gün. Bizim mesela pazartesi ilk bizim odaya geliyorlardı. Bir de biz ilk odaydık. Ben en üst katta kalıyordum. 14. katta. İlk bizim günümüz temizlik günü. İlk bizdeydi ve ilk bize giriyorlardı. Temizlik de gayet güzel. Haftada bir gün. Evet artırılabilir. İyi gün olabilir mi? Olabilir. Ama biz zorluk yaşamıyorduk yani. Haftada bir günde bizim için iyi geliyordu. Sıkıntı olmuyordu temizlik açısından. Biz ekstra odaya herhangi bir şey almamıştık temizlemek için. Ne yer silmek için ne de süpürmek için ama yine de o kadar batmıyordu. Yerler şu anda böyle taş ve koyu renk bir taş. O yüzden hiçbir şey belli olmuyor yerde olsa bile. Yani maksimum saçlarınızı falan görmüyorsunuz bile. Maksimum tozları falan görürsünüz. Yani çok pislenmiyordu bence. Banyolarda olduğunca dikkatli kullanmaya çalışıyorduk benim yatak arkadaşımla. Bizim zamanımızda çok eskiymiş gibi olacak da. Geçen yıl ön taraftaki odalar 4 kişilikti. Yani 2 banyo vardı. 2 kişi 2 banyo düşüyordum. Ben kendi şu an 2 kişilik olan odaları düşünüyorum. Kendi işte oda arkadaşımla diyeyim, yatak arkadaşımla bir banyoyu kullanıyordum. Ve gayet anlaşıyorduk yani. Batırmıyorduk. Saçımızı değiştirdiysek, bir şey olduysa saçlarımızı yerlerden topluyorduk. Öyle bırakmıyorduk vesaire.
Ben zorlanmamıştım temizlik açısından da. Yani haftada bir gün olması sorun değil. Odalarda bulundurulmaması gerekenlere geçeyim. Elektrikli ocak, ütü, kahve makinesi ve ısıtıcı bulunduramıyorsunuz odalarda. Bilmiyorum, çok haklı bir durum değil bence. Aslında bulundurulması gerekiyor ama bulundurulamıyor ne yazık ki. Odanızda arada böyle işte bir sıkıntı olduğunda siz Desk diye bir uygulama var. Desk diye bir web sitesi var. Oradan sıkıntınızı yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki başıma bunlar geldi. Mesela için geliyorlar sizin odanıza mesela. O zaman dikkat ediyorlar yani. Eğer görürlerse odanızda herhangi bir ısıtıcı vesaire bir şey alıyorlar. Onlar da kalıyor. Buna dikkat edin. Oda kartlarınızı kaybederseniz aşağıda resepsiyona gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben böyle böyle oda kartımı kaybettim. Yani eski oda kartınızı isminiz, adınız üzerine olanı iptal ediyorlar. Sonra size yeni bir kart veriyorlar. O yeni kartın parasını depozitodan kesiyorlar. Bunu da böyle bildireyim. O şekilde okulun önünde yurdun önünde şatıllar var. Okula gitmek için o şatıllara binebilirsiniz. Hemen yurdun önünden kalkıyor şatıllar. Bakırköy'e, Gayrettepe'ye. Hepsi yurdun önünden kalkıyor ve oraya geliyor. Yani Mahmut Bey gibi gözüküyor ya, yurdun önüne kadar geliyor yani şatıllar. Böyle kullanabilirsiniz. Onların şatıl saatleri falan size hep mail olarak atılıyor. Bu şekilde... Bence bayağı açıkladım. Video şu an çok uzun oldu. Bilmiyorum nasıl düzenleyeceğim, hiç fikrim yok ama hani aslında hep bahsedilmesi gereken şeylerden bahsettim bence bilgi vermek adına. Bu videoyu burada kapatıyorum. Eğer beğendiyseniz ve beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.